Bu direkt nereden baksan bir sene önce yapıldı. Hı hı. Bir buçuk ne amaçla sene yapıldı? Güçlendirme amaçlı yapıldı. Hem depreme karşı hem binanın çürüklüğünden dolayı. Hı hı. Yani şu anda bu binanın balkonları çok çürük. Bina da çok eski. Biz de korkuyoruz şimdi, üstümüze yıkılsa ne olacak abi? Bu bizi korumaz ki. Kimseyi korumaz. Yani zaten yapılaşma dengesiz. Direkler tam bir yerde yapılmamış. Ya ben böyle bir koruma görmedim. Bina eskiyse yapılandırılması lazım. Yıkılması lazım, yeniden yapılması lazım. Gerçek sahibi burada oturmuyor. 500 evlerde oturuyor. Ara sıra böyle kirayı almaya geliyor. Başka bir şey yok yani. Abi o direkt balkonların çürük olmasından dolayı sağlamlaştırmak için yaptı direkt. Ya ne kadar da olsa sağlamlaştırmaz ki abi. Yani en fazla gideceği 3-4 sene, 5 sene fazla gitmez ki. Deprem olsa yıkılır. Bunun başka yöntemi yıkıp yeniden yapması lazım. Çünkü 40-50 senelik bina. 10 senedir bu binadayım. Güçlendirme rahmetli diyeyim işte şu alt direkleri yaptı. Biraz bina sağlamlaştı diyeyim ben sana. Ki olmasaydı bu son sarsıntı vardı ya Denizli Menizli civarındaki. Onda bu binayı inebilirdi. Yani bu koruyor mu şu an binayı? Hayır. Ama sağlamlaştırdı diyorum. Temeli sağlamlaştırdı ama bak bu gördüğümüz demirler yok mu? İşte bir nevale balkonlar düşmesin diye. Çünkü ikinci katın balkonda çatlak var. Bu çatlak da gitsin diye sağ olsun getirdiği ustalar herhalde çok usta bir adammış ki parkenin üzerine koymuş 6 kum. Tutmayacağı garanti bir şey. Allah biliyor. Korkuyor musunuz içeride? Yani ev aradım. Ev sahibiyle tartıştım. Ev aradım. Ev bulamadım çünkü 2000 liraya kadar kiralar çıkmış. Hı hı. Ben burada 10 senedir oturuyorum. Kiram biraz düşük. Mecburen ama işte dediğim gibi ama mahalle genelde çürük bina çok var. Çoğu kentsel dönüşümlü. Sağ olsun bizim ev sahipleri mirasçı, altı ortaklar. Onlar da yıkmayı düşünüyorlar ama anlaşılmıyor.